Kaydı başlattım. Dediğim gibi bilgilendirme yapmış oldum. Diğer arkadaşlara da bilgi verebilirsiniz konuyla alakalı. Ve eğitim başladıktan maksimum 5 dakika sonra iş başı yapacağız. Bundan sonra uzun uzun bekleme de yapmayacağız. Erken gelen başlangıcı kaçırmaz. Öncelikle genel planı söyleyeyim. Bugün bir login register yapacağız. Aslında son yayından 5 dakika öncesine kadar yeni bir şeyler ekliyordum ilgili uygulamaya. Bir şeyleri daha test ediyordum. Farklı bir şeyleri gösterebilmek için. Onları basit de olsa göstereceğim işin mantığını anlamanız için. Haftaya dün bahsettiğim bu user işlemleri vardı ya. Haftaya daha profesyonel bir şekilde profesyonel teknikleri anlatmaya çalışacağım Flask ile alakalı. Bu authentication sistemleri deniyor genellikle. Authentication yetkilendirme. Bir web API'nin RESTful API'nin yetkilendirmesinden tutun onun farklı teknikleri var. O tekniklerle alakalı farklı örnekler yapacağız. O başlıkları anlatacağım. Bazen MongoDB olacak bu. Farklı farklı mümkün olduğunca örnekler vermeye çalışacağım. Aleykümselam Taha. Evet, konumuza geçiyorum. Sorunuz yoksa ekstra. Peki. Ben dediğim gibi chat ekranını göremeyeceğim gene. Uygulama kısmına odaklanacağım. Evet. Şurada Notes.txt'yi açıyorum gene. Ve Terminal'ı da açayım. Templates klasörü oluşturdum burada. Biliyorsunuz süreçleri, neler yaptığımızı burada. Database'i de kullanacağım bu uygulamada. Bir login register olacak. Bir tane de küçük admin paneli yapacağız ama tasarımsal değil. Sadece yetki kontrolünü yapmak için. Bunun için de MySQL kullanacağım. Database'i birazdan oluşturacağım. Genel yapım şöyle. Templates'im var. Templates klasörü. Onun içerisine bir şeyler ekleyeceğiz. APPPY dosyasını oluşturdum. Ve clear edelim şurayı. Burayla bir süre işimiz olmayacak. O yüzden kapatıyorum. İhtiyacım yok oraya. Şimdi database'e geçiyorum. Dediğim gibi sorusu ya da söyleyecek bir şey olanlar sesli olarak söyleyebilir ya da mikrofonu olanlar oradaki yazıları, soruları bana seslendirebilir. Bakın yeni bir database oluşturuyorum. Database oluşturma kısmını da göstermiş olayım. Tekrar tekrar. Bu arada öncelikle kontrol edebiliriz. Server çalışıyor mu? Bilgisayarı yeniden başlattım çünkü. Evet, server çalışıyor. Buradan görebiliyorum. Ya da servislerden bakabilirsiniz. Orası da Hocam geçerli. Efendim? pardon böldüm. Ekranım gitti diyecektim de tekrar geldi. Tamam, çok pardon. Tamam. Windows'un servisler kısmından da bunu görebilirsiniz. Ben genellikle kullanmadığım, yani yoğun kullanmadığım servisleri kapatıyorum. Elle açılır hale getiriyorum. Performans açısından tavsiye ederim. Ama unutmamanız gerekiyor tabii. Alıştıktan sonra zaten bakarsınız. Yani burayı açmadan önce o servisi açmanız gerektiğini bilirsiniz. Servislerdeki
Örneğin MySQL 80 benim kurulumda 8.0 olduğu için bu. MySQL 80 yazar servislerde. Onu çalışır halde görürseniz sorun yok. Workbench'i çalıştırabilirsiniz. Workbench'te bağlanabilirsiniz. Aksi halde buna açsanız bile database'e bağlanamazsınız. Çünkü database neydi? İkiye ayrılıyordu temelde. Basit anlamda. Bir tanesi database engine dediğimiz asıl işi yapan veri tabanı motorudur her zaman. Bu UI'lara ihtiyacınız yoktur, şu GUI'lere falan. Komut satır üzerinden bile rahatlıkla herhangi bir database, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB her türlü işlemi yapabilirsiniz. Ama bu tür GUI'ler bize kolaylık sağlıyor tabii. O yüzden kullanıyoruz. Geçiyorum bunu. Şemalara geldim. Create schema diyorum. Ve burada oluşturacağım database'in adı. Bu bir örnek olduğu için ben isimlendirmeleri bir standarda bağlıyorum genellikle. Mesela şöyle. Flask DB03 user auth gibi. Ya da doğrudan şuradan bir SQL query ekranı açıp oradan da create database şu ismi vererek oluşturabilirsiniz. Bakın şu create schema oluşturuldu. Sonra bunu aktifleştirmem lazım. Çift tıklıyorum. MySQL'de böyle aktifleştiriliyor. Sonrasında burada oluşturacağım bir tablo var. Bu tabloyu kullanacağım ben uygulama içerisinde. Bunu da şuradan oluşturabiliriz. Create table deyip bu GUI ekranından oluşturabilirsiniz. Ama SQL tarafında ben özellikle başlangıçta orta seviyelere gelene kadar ciddi tecrübe elde edene kadar ben GUI tarafını çok sık kullanmamanızı tavsiye ederim. Bol bol SQL yazmanız için. Bakın şurada yazdığım kod, çalıştıracağım kod burada. Create table users, kullanıcıların bilgilerini tutacağım bir tablo olacak. Ve parantezler içerisinde bunun sütunlarını belirtiyorum. Şöyle daha düzgün olursa açıklayıcı olabilir. Bu sorguyu anlatacak olan var mı bana? Burası detaylı olarak ne yapıyor? Parça parça. Hocam. İsim vererek Melih girerseniz. ben. Evet. User tablosu oluştur demişiz create table'da. ID isimli unsigned integer tanımlıyoruz. Her veri geldiğinde auto increment olacak, otomatik olarak artacak. Name char 30 karakter olacak ve boş bırakılamaz. Email 70 karakter olacak. Yine aynı şekilde boş bırakılamaz. Password 80 karakter boş bırakılamaz. ID'de primary key olarak tutacağız. Çok iyi, teşekkürler. Peki şifre neden 80 karakter burada? Normalde şifre diyelim ki 10-15 karakter maksimum sınırına sahiptir. Neden 80? Hash. Hashlemek pardon. Hex nereden çıktı? Hashlemek için büyük ihtimalle o şekilde kullanacağız. Evet. Orada bir hashing algoritması kullanacağımız için database tarafında da 15 karakter tutamayız. Bunu kullanacağımız algoritma yanlış hatırlamıyorsam gösteririm zaten. Bcrypt o 72 karaktere kadar falan tutuyor. Kendi içerisinde öyle hatırlıyorum. Ama bunu düz 80 yaptık burada. Hocam aslında az Devam. önceki örnekte kullandığımız sanki 94 karakterlik yapıyordu. Direkt 100 yazmıştık diye hatırlıyorum ama. O farklı bir algoritmaydı. Bcrypt kullanmamıştık orada. Workzog kullanmıştık. Ama doğru hatırlıyorsun. Evet, bunu çalıştırıyorum.
Bu yapıları çok çok daha ileri seviyesini benim yayınladığım kitaptan ve kaynak kodlardan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Sadece SQL dosyalarını inceleyerek bile bu mantıkları daha detaylı anlayabilirsiniz. Create, alter, drop, insert, update, delete vesaire. Çalıştırıyorum bunu. Bakın başarılı. Sorun yok. Tables'ı yeniliyorum. Şurada görebiliyorum. Yeniledikten sonra görüyorsanız şuradaki sütunları sorun yok demektir. Şurada uyguladığınız kurallar geçerli olmuştur. Şurada çünkü başarılı olduğunu söyledi bize. Şimdi burayla işim bitti şu an için. Daha sonra verileri test etmek, görmek için kullanırız burayı. Şunu da şöyle yapayım. Kodu hatırlamak için dursun burada sizin için. Evet, benim temel işim bitti. Database'de. Şimdi konumuza dönelim. Evet, application'ı yazmaya başlayalım. Burada kullanacağımız şeyleri hemen hemen daha önce kullandık. O yüzden hızlı hızlı devam edeceğim. Ekstra session kullanacağım. Session'ı özellikle araştırmanızı söylemiştim. Son 2 haftadır oturum yönetimi için kullanıyor. Ve MySQL'e bağlanmak için Flask MySQL DB'yi kullanacağım. Onu da şurada installations kısmında yazabilirim. Ben genelde şöyle not alıyorum. Mesela pip install Python. Ya bunun sebebi de çok fazla tool var, çok fazla örnek var. Hangisinin ne kullandığını tahmin etmem pek mümkün değil. Tabii bunun yerine requirements.txt oluşturup oraya doğrudan paketin adını da yazabilirsiniz. Versiyonuyla birlikte. Ama bu benim hazırlık olarak tuttuğum notlar. Uygulama içerisinde tuttuklarım değil. Uygulama için requirements.txt kullanmanız lazım. Uygulama notes.txt'den anlamaz. Bunu ben kurdum zaten. Siz bunu kurmalısınız. Kurmak için de ne yapıyorduk? Öncelikle virtual environment kurmanız gerekiyordu, değil mi? Virtual env. Ben kurmayacağım. Çünkü her seferinde bilgisayarıma yüzlerce megabayt indirmek istemiyorum. Her örnek için. Ama siz şu şekilde kurabilirsiniz ve ezan molası.
We are back. Application'a geri döndüm. Hemen burada MySQL'i ekliyorum. Bir de MySQL DB'yi şöyle ekliyorum. Import benim bu kullanıcının girdiği verileri hashleyerek saklayabilmem için kullanacağımız bcrypt var. Bcrypt. Tabii şu şekilde kurmanız gerekiyor. Bu arada virtual environment şu kod çalışmazsa bunun anlamı virtual env tool'unu kurmamışsınızdır. Öncelikle onu pip üzerinden kurmanız lazım. Ondan sonra onunla bu kolay yöntemi kullanabilirsiniz. Hani bunu kullanmadan da yapabiliyorsunuz. Fakat bu daha basit diyelim. Şöyle pip install bcrypt diyelim. Onu da kurduğunuz varsayıyorum. Bir de os kullandım. Evet. Kullandım bunu. Bir uRandom function'ını çağırmak için kullanmıştım. App Flask oluşturuyorum. Application config çalışmalarımı hazırlıyorum. MySQL kullanacağım için bunun hostunu hazırlıyorum öncelikle. Şurada bir kopyalayayım ben. Üç, beş, bir tane daha yaparsam işimi görür. Evet. Host user database'in kullanıcısı. Database'in adı. User class. Şurada secret key olacak. Ne olduğunu konuşacağız. Localhost üzerinden ben bağlanıyorum buna. Ama bir web server olsaydı mesela burada IP olacaktı. Ya da localhost yerine 27.0.0.1 de kullanılabilir. 127.0.0.1 localhost demek. Aynı şey. User, ben root'u kullanacağım. Çünkü lokaldeyim, development ortamındayım. Ama production'da kesinlikle root gibi system administrator kullanıcısı kullanılmaz. Bunu ara ara konuşmuştuk. Şifremi giriyorum. MySQL kurulumunda kullandım. Database'imin adı flaskdb_userAuth idi. Bunu yazıyorum. Dict cursor, benim cursor class için verdiğim değer. Secret key ise uRandom 24 diyorum. Bu secret key aslında Django'da da aslında birçok web programlama altyapısında vardır. Bazı güvenlik zafiyetlerinden sizi korumak için kullanılıyor. Bunun için güvenlik tarafında bayağı bir konuşmak gerekiyor. O yüzden detaylara girmiyorum ama Flask'ta bir web application geliştirmek için secret key vermeniz gerekiyor. Çünkü kendi içerisinde bu sizin oluşturduğunuz, ki bu uRandom değil. Şöyle bir şey, tamamen otomasyon, herhangi bir şey olabilir. Tabii farklı farklı karakterler kullanılabiliyor burada. Tamam, bunları gördüğünüzde anlayın diye söylüyorum. Siz kendiniz de bir şey yazabilirsiniz ama biz buradaki o random oluşturulan veriyi gerçekten random yapıyoruz. Bu da bizim secret key'imiz oluyor. Flask kendi içerisinde bazı güvenlik kontrolleri için bunu kullanıyor. Secret key de dışarıya verilmez. Bunu da söyleyeyim. Herhangi bir production ortamında vesaire bilginiz olsun. Secret key verilmez. Dağıtılmaz, paylaşılmaz. MySQL'i oluşturuyorum. Tamam, burada işim bitti. Şimdi application root deyip
bizim action'larımızı yazmaya başlayabiliriz. Bir tane home yazıyorum. Bu home sadece home HTML'i çağıracak. Return render HTML diyorum. Home.html. Buraya kadar tamam. Dev login. Buraları da şöyle geçeyim şimdilik. Logout. Bir de register var. Buraya kadar genel yapı tamam. Bunun üzerine çalışacağız. Bir de daha sonradan admin eklerim buna. Basit mantığını anlamanız için. Şurada da main bla bla standart yapımızı kurduk şu an. Evet. Buraya kadar gayet normal bildiğimiz şeyler. Şimdi home'da çok fazla işimiz yok. Home böyle kalsın. Burada ne yapıyorduk ekstra? Ne yapabiliyorduk? Hatta genellikle yapmanızı tavsiye ederim. Mesela şunlara get, post vesaireyi siz bilinçli olarak verin bunları. Alışkanlığı açısından faydalı. Login'de get mi yapacağım, post mu? Söyleyin sesli olarak. Login'de get mi yapıyorum, post mu? Post yapıyoruz. Ama get de olacak çünkü kullanıcı get sayfasında görmesi gerekiyor. Önce adı söylerseniz konuşma. Burak Şentürk hocam. Tamam. Burada get mi, post mu? İkisi mi? İkisi. Çünkü kullanıcı login olmak için o sayfayı görmesi gerekiyor ilk başta. Daha sonra da veri göndereceği için onu da postla çekiyoruz. Eğer yani şöyle post yaparsam kullanıcı şu linke, şu action'a request'te bulunduğunda HTTP metot not allowed gibi bir mesaj görür. Çünkü get'e izin vermemişsinizdir. Bu nedenle ikisi de olmalı dediğim gibi. Yapacağımız işlemler, şurayı biraz daha genişleteyim. Register'da ne yapayım? Mesela ve logout'ta şöyle default copy paste yapayım. Söyleyeyim. Logout ve register'da get mi post mu, ikisi mi? Hocam yine ben söylüyorum. Şey Burak, register kısmında yine get post olur ama logout kısmında sadece post yapsak yeterli. Register'daki söylediğim doğru. Logout'ta da birden fazla yöntem olduğu için senin söylediğin de doğru. Ama uygulayacağın yönteme göre değişir. Yöntemi mesela, de söyleyeyim mi? Tamam. Yani düşündüğüm yöntem normal navbar üzerine bir çıkış butonu koyup tıkladığında direkt çıkmasını sağlamaktı. Evet. O bahsettiğin yöntemde post dediğin gibi yeterli. Fakat mesela çıkış yapmak için herhangi bir sayfa göstermek isteyebilirsin. Bir örneğin hani emin misin gibi bir şey göstermek isteyebilirsin. Öyle bir durumda get'i de kullanman gerekir. Değil mi? Ama default olarak senin dediğin geçerli. En sık kullanılan yöntem. Biz burada ikisini de aktif tutalım. Ve şuradaki işlemleri böyle return render template diyelim ve ana sayfaya yönlendirsin. İşte bu işlemi yaptığım için aslında get'i kullanmam daha sağlıklı olur. Get'i de kullanmam daha sağlıklı olur. Ve ama mesela sadece Burak'ın dediği gibi örneğin session'ı clear yaparak biz kullanıcının logout olmasını sağlayacaksak
ve ondan sonra kendi aynı sayfaya yönlendireceksek mesela diyelim ya da bir URL'e yönlendireceksek o zaman post olabilirdi. Olduğu sayfaya yönleneceği için. Şu an logout kısmı bitti. Bu kadar basit burası. Şurada ne hata veriyor? Invalid syntax. Root methods logout. Hata yok. Olmamalı. Session bla bla. Geç bakarız sonra. Hata varsa. Şimdi asıl meselelere gelelim. Bizim database yapımızı oluşturmuştuk. Şurayı geçiyorum. Home kısmını. Ha, şu syntax hatası dedi. Şuradaki pes'i sildim ya. Ondan dolayı sorun çıkardı altta. Dikkat ederseniz. Pes'i yazmamız gerekiyordu. İçini boş bırakacaksak. Burada request'i kontrol ediyorum. Request method. Eğer bu post ise o zaman mail diyorum. Form'dan göndereceğim, request ile göndereceğim email bilgisini al. Copy paste password. Bunun adı da password olacak. Buradan ne anlıyorum? Zaten database tasarımına bakarsanız bakın burada name, email, password var. Username olmadığına göre benim login ve register için unique olarak tutacağım şey aslında e-mail ile e-mail bilgisi olacak. Ben e-mail üzerinden giriş yaptıracağım demektir bu. Ha, şu da doğru. Mesela eğer bunu yaptıysanız ben burada eksik olarak yazdım. Unique hale dönüştürmeniz gerekiyor e-maili. E-mail bilgisi unique olmalı database tarafından. Onu da nasıl yaparsınız? Mesela örnek olarak göstereyim. Alter table. Şurada e-mail'e geldim. Bakın UK var. Unique index. Buraya geliyorum. Tıkladım. Bakın unique'liği de aktif ettim. Apply diyorum. Unique index ekledi buraya. Artık bu e-mail alanı benzersiz olmak zorundadır. Database bu şekilde oluşturulmuş oldu. Uygulama tarafından birden fazla veri göndersin, aynı veriyi gönderseniz bile database kaydetmeyecektir. Doğru olan budur. Şurada password'ü bir de mesela encode standardına uyduralım. UTF-8 diyeyim. UTF-8 kurallarına göre o veri gelsin bana. Sonrasında cursor oluşturuyorum. MySQL'imi oluşturmuştum yukarıda. MySQL nokta. Burada SQL Alchemy kullanmayacağım. Onu farklı örneklerde kullanacağım. Çünkü her zaman şunu söylüyorum. Database işlemlerinde öncelikle connected mimariyi, connected architecture, connected layer deriz buna. Onu anlamanız gerekiyor. Yani doğrudan database'e sorgu yazıp bağlantısını kendiniz oluşturup bağlantı katarını siz oluşturup database'e connection oluşturup o sorguyu çalıştırıp commit edip sonrasında bağlantıyı kapatma işlemlerini biliyor olmanız lazım. Bunu bilmeden SQL Alchemy gibi ORM'leri kullanmanız sonrasında işin mantığını eksik anlamanızı sağlar. Bu nedenle aralarda böyle kullanıyorum. Bazen SQL Alchemy ama projelerinizde benim tavsiyem SQL Alchemy gibi ORM'leri kullanın. SQL Connection Cursor oluştur. MySQL DB'yi kullanıyorum burada. Bunun üzerinden cursor nokta dict cursor diyorum. Ve cursor'ı çalıştıracağım. Execute diyorum. Burada istediğim şey login olduğu için bir select sorgusu yazacağım. Select Yıldız from where email equal %s. Buraya neydi bunun adı? Placeholder diyoruz. Yer tutucu parametreler. Virgül. Bizde bölüyorum ama bizde ekran komple dondu. En son
AppNote'da, Flask'ta bir şeyler seçmiştiniz. Orada kaldı. AppNote'da Flask mı? Sizde derken şu an herkes de dondu mu? Evet hocam, chat'te birçok kişi yazmış. Yayın ekranında çok fazla gecikme oluyor. Aynı durumu yaşayan var mı? Bende de oluyor. Kaç saniye? İlk şeyden bahsediyoruz. Bende bir 10-15 var hocam. 20 var hocam. 20 rahat şekilde vardır. Anladım. O geçer diye tahmin ediyorum. Sürekli internet aynı kalitede olmuyor açıkçası. Bende bir yarım saattir var ama bilmiyorum. Şu an mesela bir kısım seçtim login içerisinde. Görüyor musun? Kısmı. Sesiniz kesik kesik geliyor hocam da anlaşılmıyor. Şu an bir bad network quality dedi bana. Öncesinde söylememişti. Yok hocam derken İbrahim ne için? Göremediniz mi anlamadım? İşaret dediğiniz yer hala daha gelmedi hocam. Hocam ondan bahsediyor galiba. Ses iyi geliyor da görüntü gelmiyor şu an, dondu görüntü. Şu an geldi. Şu an geldi. Şimdi görüyor musun? Seçiyorum böyle. Hocam bir önceki işaret dediniz, şu an geldi. Aynen. Bir önceki şimdi geldi. Paylaşımı kapatıp tekrar açacağım şimdi. Şimdi ekran paylaşımını yeniledim. Şimdi geliyor mu? Şu an ekran geliyor hocam. Tamam, devam edeyim yavaş yavaş. Cursor Execute'u şöyle arayı da açayım. Cursor Execute'dayım. Ve select yaptım. Bir diğer konuda database kitabımı okuduğunuzda göreceksiniz. Bunun sebebini anlayacaksınız. Şuradaki yıldızı kullanmamak. Production ortamında. %95-99 oranında kullanmayız. Teknik sebepleri var. Bunu database konusu olduğu için kitabı incelemenizi istiyorum. Bu detayları. Ama production'da kullanmayın özellikle. Bunun yerine mesela neyse sizin veri tabanındaki yapı, onları özellikle almanız gerekiyor. Mesela ID, name, email vesaire gibi. Fakat bu demo projemiz olduğu için ben çok uzatmıyorum. Direkt yıldızla bana hepsini getir diyorum. Tamam, bana o satır geldi. Neyin satırı? Kullanıcı login işlemi yapmaya çalıştı. Post etti. E-mail ile şifre bilgisini gönderdi bana. Ben o kullanıcının öncelikle kaydını buldum e-mail filtrelemesi yaparak ve bana onun kaydını getirdi. Mesela dün Deniz bir şey sormuştu bu first ile alakalı. Şuradaki sorgu teknik olarak select where sorgusu, teknik olarak çoklu kayıt dönebilir. Bu tekil ya da çoğul kayıt dönmek için tasarlanmış bir şey değil. İkisini de döner. Burayı tekil hale getirme garantisi, bunu sağlayan şey benim database'de bu tabloyu, e-mail kısmını unique yapmam aslında. Unique yapmamış olsaydım kullanıcılar, çünkü o tabloya yani kayıt ekranında birden fazla kez aynı e-mail bilgisiyle kayıt olabilirdi teknik olarak. O zaman da burada abc@abc.com e-mail adresiyle filtre yaparsanız çoğun kayıt dönecekti. Bu da sizin uygulamanızı patlatacaktı. Neden? Çünkü ben tekil olarak bekliyorum bunu. Ve şurada diyorum ki bak user, users değil, user beklediğimi söylüyorum. Ve cursor üzerinden fetch one diyorum. Fetch all demiyorum.
tek bir tane dön diyorum bana. Ama siz burada çoğul dönerseniz fetch one çalışmayacak tabii ki. Çünkü o tekil bekliyor kaydı. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Kaydı şu fetch one çalıştıktan sonra kayıt alınmış demektir. Artık cursor kapatılabilir. Cursor'ı da connection olarak düşünebilirsiniz. Ben user'a bu değeri almışımdır. İşin bittiğine göre burada yani database'den artık user login için kullanıcı kaydını elde ettim. O zaman kontrol yaparım. Derim ki mesela şu şekilde birden fazla mı? Len. User'ın uzunluğu kaç? Ama aslında ben biliyorum ki burada bir kayıt gelecek eğer şu kullanıcı varsa. Ama sıfırdan büyük dediğimiz 2, 3, 4, 5 falan değil. Sıfırdan büyük 1. Çünkü kayıt varsa database'de o zaman bu 1 değeriyle dönecektir bize. Çünkü bir tane kayıt gelecek bize. Tamam. Sıfırdan büyük. Eğer sıfır ise o zaman bu kullanıcı database'de yoktur demek. O e-mail adresine sahip kullanıcı database'de yoktur. Yani doğrusu, daha da doğrusu nedir? Şurada sadece e-mail ile yapılmaz tabii ki bu. Password bilgisi de yazılır. E-mail and password. Yani bir kişinin password bilgisini alıyorsak onu sorgulamak için alıyoruz değil mi? Ama burayı size ödev olarak vereceğim. Ben bunu bu şekilde yapacağım. Siz bunu kullanıcı şifresiyle birlikte sorgulama işlemini yapmanızı istiyorum. Password ile birlikte sorgula ve girişi onayla. Ne yapman lazım? Ben burada database'e kayıt işlemlerinde bcrypt kullanacağım. Senin de ona göre bu uygulamayı revize etmen gerekecek. Yani doğrudan select sorgusu yaptığında şu şekilde çalışmayacak. Bcrypt'i kullanarak o database'deki ilgili password'ü onaylaman lazım. Ben şu an bu şekilde yapıyorum. Len'ine bakıyorum. Bcrypt kullanıyorum. Bcrypt hash password. Hadi onu da ben yapayım. Size daha zorlu bir ödev vereceğim. Böyle basit ödevler sarmıyor değil mi? UTF 8 eşit eşit user'ın gönderdiği password, user neydi? Kullanıcının giriş yaptığı. Ben öncelikle database'deki ilgili kaydı aldım. Mesela Cihan Özsen diyelim kayıt olmuştu. Bunu aldım. Şurayı kes. İlgili kaydı alıp şu user'a attım. Artık dikkat edin yıldız var. Kullanıcının bütün bilgileri burada. Yani password de burada aslında. O satır komple alındı. Diyorum ki eğer e-mail ile giriş yapmaya çalışan kişinin e-mail adresi database'de varsa tamam. Bak sıfırdan büyük sorun yok. Sonrasında ben bunun password'ünü database'deki ile kullanıcının girdiği şu user içerisindeki password'ü eşleştirmeye çalışıyorum. Bu burada da yine encode UTF-8 diyelim. Bakıyorum parantezlerde sorun olmasın. Aç, aç kapa, aç kapa. Diyelim. Şurada benim şurayı kapatmam lazım. Bakın bcrypt hash password password'ü veriyorsun kullanıcının girdiği. Sonra
database'den elde edilen şu user'a gelmişti ya, onun içerisindeki password'ü veriyorum ben. Diyorum ki bunu hash'le kullanıcının girdiği diyelim ki 1-2-3-4-5. Ben bunu da hash password'e verip diyorum ki bunu da hash'le, ondan sonra eşit eşit bir bak bakalım. Database'den gelen hash'lenmiş olan veriyle aynı mı? Çünkü hash'te kural neydi? Aynı veriyi aynı algoritmaya hash'lerseniz her zaman aynı sonuç çıkar. Ama geriye doğru uygulayamazsınız. Dehash diye bir şey yok. Bunu sunum üzerinden göstermiştim, benim güvenlik sunumum üzerinden. Hatırlamayanlar benim LinkedIn profilimden sunuma bakabilir. Sonrasında eğer şurası bana okey döndüyse, true döndüyse, tamamdır. Bu kullanıcı artık database'de vardır. Bu şifreyle, bu e-mail adresiyle. O yüzden ben bunun bilgilerini session'a atıyorum. Bakın session çok basit kullanımı. Şurada tanımladım session nesnesini Flask içerisinden. Geldim, kullanıcının bilgilerini onayladım ya. Ondan sonra istediğim bilgileri, benim kullanacağım bilgileri session'a atıyorum. Orada da name ile e-mail'i alıyorum. Çünkü kullanacağız bunları. Önemli. Sizin tamamen işin mantığını anlamanızı sağlayacak açıkçası. O yüzden böyle detaylı detaylı gidiyoruz. Gerekirse bugün bir tane uygulama yaparız. Sorun değil. Önemli olan bunu anlayın. İşlem bittiyse şurası. Session'a name ile e-mail bilgisini attım. İkisini de kullanabilirim çünkü. Mesela başka bir sayfaya gidince ben name'i kontrol edeceğim. Kullanıcı başka bir sayfaya girmeye çalıştığında orada bakacağım, name bilgisi null ise, içerisinde herhangi bir değer yoksa bunu login'e yönlendiririm. Ama bir şey varsa bu kişi kullanıcı girişi yapmıştır derim. Merhaba Cihan Özen derim mesela. Title kısmına yazarım örneğin. Ve sayfayı gösteririm. Çünkü giriş yapmıştır. Session'a dışarıdan müdahale edilmez. Bu sunucu tarafındaki RAM'de bulunan bir nesne. Sonrasında da bla bla. Şuraya sonradan admin işlemini eklerim. Admin işlemi diyelim. Kalsın şimdi. Şurada else'i kapatıyorum. Return error password and email not match. Eğer şurası true dönmezse buraya gelecek. Scope'daki else if'te ise return diyorum. Error user not found. Ne demek bu? Şunları şöyle yapalım. Yani kullanıcı e-mail bilgisiyle, password ile giriş yapmaya çalıştı. Ama database'de böyle bir e-mail'e ait herhangi bir kayıt bulamadık bile. Çünkü sıfır gelmiştir. Bakın şuradan olmazsa buraya gelecek. Bunların da ötesinde üst katmandaki if'in else'inde ise return diyorum. Render template. Burayı biriniz açıklayın. Ne demek oluyor şurası? Render template. Hocam. İsimle. Sesim geliyor mu? Burak. Tamam. Eğer post olarak gelmezse veri, yani veri eğer get olarak dönerse, o zaman o en altta yazdığınız kısım dönecek. Yani kullanıcı tekrar login sayfasını görecek. Yani aslında sayfayı göstermek için oluşturduğumuz HTML sayfasını göstereceğimiz kısım sadece burası. Değil mi? Evet. Ama kullanıcı o form içerisindeki e-mail password bilgilerini doldurup submit butonuna tıkladıktan sonra post yapılır zaten. O ise buraya gelecek. Şuraya. Burası onun için tasarlandı. Ama şurası sadece kullanıcı serverdan bana şu sayfanın template'ini getir sayfasını
bana gönder demiş oluyor aslında. Buraya tamam. Login ile işimiz bitti. Daha sonra sadece admin için geliriz buraya. Logout'umuz zaten var. Logout basitti. Bunu session'ı temizlediğimizde bakın şunların hepsi silinmiş oluyor. Name, email falan. Sonra kişi diyelim session kontrolü yapılan herhangi bir sayfada sayfaya giriş yaptığında session tamamen temizlendiği için içerisi boşaltıldığı için o sayfa içerisinde de name ile email gibi alanlar session'dan kontrol edildiği için haliyle bunlar null olduğu için o sayfa login'e yönlendirecek kullanıcı. Register if request method get diyorum. Return render template register.html diyelim. Else ise bu sefer get'i başta yaptım. Çünkü default aslında yukarıda da yani şurada da olabilir. Burada da ilk önce şunun aynısını uygulayabilirsiniz bakın. Metot get ise önce şunu yap. Ne yap? Mesela şunu. Bunun aynısı burada da olur. Ama if gibi bu advanced performans konularından bir tanesi aslında. Milisaniye, mikrosaniye bile olsa fark etmiyor. Hangisi daha yüksek olasılıkta kullanılacaksa öncelikle onu kontrol etmeniz gerekir. If gibi akış kontrol sistemlerinden. Yani öncelikle register sayfasında diyelim get öncelikli ise en çok ya da ilk çağrılma olasılığı olan şey get ise o zaman get'i öncelikle kontrol etmen lazım. Sonra diğerleri. Login'de de aslında aynı mantık uygulanabilirdi performans açısından. Arada yani müthiş bir fark falan yok. Çoğu yazılımcı da bilmez bunu. Profesyoneller bile. Ama şu bahsettiğim if kontrolü öncelik sıralamasına göre yapılır. En çok kullanılacak olan ya da ilk olma olasılığı olan herhangi bir şey, herhangi bir durumda öncelikle o kontrol yapılır. Sonra olasılığı düşüğe doğru gider. Akış kontrol mekanizmalarında. Dediğim gibi bu ilerisi bir performans konusu. Geçiyorum. Name bilgisi request nokta form diyorum. Name. Mail bilgisi. Neden? Çünkü artık get işlemi değil post yapılıyor. Ha, yanlış yapıyorum şu an. Bunu yapmak gerekiyor değil mi? Çünkü post yerine put vesaire de gelebilir. Doğru muyum? Ne diyorsunuz? Yani şurada request nokta method post ise gibi bir kontrol yapmalıyım değil mi? Madem bir tane sonuç. Cevap yok mu bununla ilgili? Oraya pırtlayacağım zaten. Kim o? Ertan. Yanlış yapıyorum burada. Çünkü zaten buraya get ya da posttan başka herhangi bir şey gelmez. Nedenle ben rahatlıkla else yapabilirim. Ama şu kontrolü yapmamış olsaydım o zaman bunları yapmak gerekiyordu. Elif vesaire gibi. Ama post işlemi içerisinde put, delete gibi işlemler de yapılır. Bunları da ekstra kontrol etmek gerekebilir. Az önce bahsettiğim gibi elif olarak değil ama gönderilecek işlemin
post içerisinde put delete olma ihtimali de vardır. Teknik olarak post, put ve delete yerine de kullanılabilir. Ki çoğu yazılımcı bunu yapar ama yanlıştır. Doğru bir yöntem değil. Password. Yine standartımızı bozmayalım. UTF-8 olarak aldım. Hash password diyorum. Bcrypt kullanıyorum yine. Neden? Çünkü diyorum ki kullanıcı kayıt olma esnasında zaten şifresini gönderecek bana. Ben onu yukarıda aldım bir üstte. Onu password adındaki değişkene atadım. Bu aslında kullanıcının gönderdiği doğrudan plain text şifre. Yani 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Ben bunu şifreleyerek düzelteyim. Hashleyerek zaten database'e kaydedeceğim ki sonrasında da o şekilde kontrol edeyim. Neydi? Kural. Plain text olarak şifreye saklanmaz. Net kural. Bu nedenle alıyorum. Bcrypt.generateSalt diyorum. Salt benim o sunumda özetle bahsettiğim bir konuydu. Güvenlik tarafıyla alakalı get değil. Gen. Generate. Salt. Salt aslında bizim şifremiz içerisine biraz daha hash'in verisinin kırılabilme ihtimalini düşürmek için kullanılan serpiştirilmiş veridir. Tamam. Generate salt. Geçiyorum. Cursor oluşturuyorum. mysql.connection.cursor cursor.execute diyorum. Burada insert yapacağım. Insert abla benim yapım şuydu. ID bilgisi bu database'de acemi olan arkadaşların kafasını karıştırıyor. Mesela niye database'e ben sorgu olarak ID'yi göndermiyorum? Çünkü ID auto increment yani otomatik artan olarak tasarlandı database'de. O yüzden göndermene gerek yok. Gönderemezsin de zaten. Database kendisi oluşturur bunu. E-mail bilgisi, password bu kadar. Value'ları yazıyorum. S şöyle. Bundan sonra şuradan bir virgül, şurada da bir tuple olarak e-mail ve hash password bilgisini gönderiyorum. Şurada da şu gönderdiğim tip bir tuple olduğu için bunun sonuna virgül koymanız lazım. Bu karıştırır bazen. Yani özellikle yeni arkadaşlar için Python'da. Yani şu acaba hata mı falan gibi. Hayır, bu kullanılan burada oluşturduğumuz, dikkat edin, parantez içerisinde süslü parantez vardı değil mi? Ondan sonra normal parantez vardı, şu an kullandığımız köşeli parantez vardı. Hepsinin Python'da oluşturduğu veri tipi nesne farklıydı. Bunları Python temellerinde konuştuk. Bu kullandığımız veri tipi için en son gönderdiğiniz veriden sonra bir virgül koyarsınız. Bu bir hata değil yani. Olması gereken. mysql.connection.commit. Sonra burada şuraya kadar database işlemlerini gerçekleştirdim. En basit yalın haliyle. Tabii normalde profesyonel projelerde tonla kontrol yapmanız gerekir. Gelen verilerin ıvır zıvır kontrolleri vesaire. Ama biz burada basit gidiyoruz tabii. Ve database'e bu işlem commit edildiğine göre artık ben bunu, tamam, garanti ya, commit edildi. Mesela en basit ihtimal, ya şurada bir try accept kontrol yapman gerekiyor değil mi? Bak onu bile yapmıyoruz burada. Niye? Onları size bırakıyorum işte. Sonrasında session'a, oturum nesnemize bizim name ve e-mail bilgilerimizi atacağım.
Burası tamam. Return, redirect, URL for, home diyorum. Burası da tamam. İşim bitti. Bunları şöyle birleştirebilirim. Register de bitti. Şimdi ben bunu kontrol edeyim. Template kodlarımızı yazalım. Değil mi? Bununla ilgili siz bir çalışıyorsanız ben beş çalışıyorum. Size bunları hazırlarken. Bu nedenle yazılmış kodlar var zaten. Onları kullanacağım. Layout nokta html. Dikkat edin. Alt tire ile başlatıyorum. Genellikle layout, bu tabii duruma göre değişir. Yani her yerde böyle olmak zorunda değil. Ama bir best practice gibi düşünülebilir. Layout çok temel bir base HTML olduğu için bu underscore ile başlayabilir. Ve kullanacağım zımbırtı şu olacak. Şöyle. Evet. Şöyle bir şey. Şöyle bir göz gezdirin. Aşağı doğru indiriyorum. Sanırım gördünüz yeterince. Temel, basit. Şuraları daha önce uygulamıştık. Biliyorsunuz sebep sonucunu. Mesela min CSS'i ben lokalden çekmedim. Siz projelerinizde lokalden çekebilirsiniz. Onun da nasıl olduğunu söylemiştim. Statik olarak çekiyorsunuz, değil mi? Statik dosya çekme yöntemiyle. Dynamic linking diyelim biz buna. Dynamic URL. Çünkü statik olan format bu. Sonra şurada bir kontrol yapıyorum. Bakın gene blokların içerisindeyim. Content bloğunun içerisindeyim. Burada da kapanıyor. Şurada diyorum ki mesela session'ı kontrol ediyorum. Session zaten Flask içerisinde olan bir nesneydi. Diyorum ki senin içinde name diye bir şey varsa burası true dönecektir. Varsa logout'u göster. Else yoksa login'i göster. Şimdi geldi mi? Tamam, bu benim layout'umdu. Daha sonra layout'a bir admin alanı ekleyeceğim. Ayrıyeten. Şimdi bu layout üzerinden, bu arada seste sorun var mı görüntüde şu an? Seste sorun yok ama hocam görüntü yine donarak geliyor. Halen mi, aralı mı? Yani çoğunlukla. O zaman daha yavaş gideyim. Hocam 15-20 saniyelik bir gecikme oluyor. Her saydığımda öyle gidiyor. Bende de o şekilde hocam genellikle. Daha yavaş gideceğim. Layout'u gördünüz sanıyorum. Şurası önemli olan. Bunu kapatıyorum şimdilik. Template'e geldim. Yeni bir dosya açıyorum. Home HTML adında. Bunun da içeriği
şu şekilde. Şu an gördünüz mü Home HTML içeriğini? Evet, şu an gözüküyor. Evet. Dikkat edin, yapıyı daha önce anlattığım şekilde. Extends ediyorum ama bakın dikkat edin, alt çizgiyle başlıyorum. Çünkü dosyanın adı alt tire ile başlıyor. Layout HTML. Blog, title, başlat bunu. End below burada bitir. İçerisine başlık olarak home yaz. Bunun title'ına home yazacak. Content kısmında ise content içeriği daha geniş olduğu için şurada bitiriyorum. Burada bir HTML var. Ivır zıvır var. Home page yazıyor. Ve session'ı kontrol ediyorum gene. İşte session bu şekilde oturumu yönetiyor. Admin paneli de yapsanız, kullanıcı yönetimi de yapsanız fark etmiyor. Session bu kadar basit. Siz session'a bir şey atarsınız. O session içerisindeki bir şey kullanıcı başka bir sayfaya gittiğinde kontrol edilir. Eğer o varsa o sayfayı gösterirsin. Ya da o sayfada kullanırsın o bilgiyi. Mesela name bilgisini. Welcome. Hoş geldin Cihan diyelim. Else ise o zaman nedir? Name'e. Ben login'de name'e değer atıyordum. Kullanıcının çünkü database'den verisini çekiyorum. Onu eğer bütün kontroller başarılıysa adını name olarak session'a atıyorum. Eğer burada else düşerse kullanıcı yetkisizdir. Giriş yapmamıştır. Onu login'e yönlendir. Tamam. Not login. Tabii ben bunu arka planda login'e yönlendirerek yapıyorum. Burada ekstra bir şey yapmıyorum. Tamam. Burası böyle. Home. Register sayfasına geleyim. Burayı da aynı şekilde oluşturacağım. Gayet basit. Gene şurası aynı. Bakın. Layout HTML alıyorum. Şurada kapatıyorum. İçerisine de HTML'imi yazıyorum. HTML'de ne lazım? Öncelikle HTML düzelteyim. Register içerisinde bana lazım olan şey post yapacağım için form nesnesidir. Buna ihtiyacım var. Buradan da statik olarak şöyle register üyelerine yönlendirebilirim. Ama istersem dinamik link de verebilirim burada. Onları da yaptık daha önce. Register'a yönlendiriyorum. Yani buradan şu butona tıklandığında, tıklama işlemi yapıldığında gidecek, şuraya post edecek. Orada da sen karşılıyor olman lazım zaten. Ne karşılıyor? Şurası. Burada karşılıyorsun zaten. Ve verileri alacaksın. Hangi verileri? Bak, label, input, label, input, label, input, buton. Input kısmı önemli burada. Bunun name bilgisi önemli. Ben bunları kullanıyorum. Backend tarafında. Name, name. Name, email. Name, password. Nereden biliyoruz? Bak, request ile geldi. Form nesnesi içerisindeki name'i al, email al, password al. Biz bunları alıyoruz. Bu isimler çok önemli. O isimler hatalıysa veri gelmez backend'e. Bu kadar net. Şunu yanlış yazdığında, eksik yazdığında veri buraya gelmeyecektir. Çünkü doğrudan bu isimleri arar. Burası da böyle. Temel olarak işim bitti. Bunu çalıştırayım. İlk kaydımızı yapalım. Şöyle bir sayfa geliyor ekrana. Bakın, homepage not login. Yani giriş yapılmadı diyor kısacası. Nereden yaptık bunu? Bakın
not login. Homepage not login yazdı. Çünkü kullanıcının kullanıcı giriş yapmadığı için session boş. Oraya herhangi bir değer gelmedi. Mesela şöyle de yapabilirdik. Daha açıklayıcı olabilir. Tabii uygulamayı yenilemen lazım. Gördünüz mü? Not login. Bu if'ten geldi. Bu kadar basit. Şimdi database'im boş. Nereden biliyorum? Kontrol ederiz. Şurada seçili hale getirmezseniz SQL sorgularını şöyle çalıştırırsanız hepsini birlikte çalıştırır. Şöyle. Bu nedenle bu database'e alışmayanlar için, yeni olanlar için en sık yapılan hatadır. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın içi boş. Kayıt olacağım şimdi. Name kısmında Cihan Özen diyeyim. E-mail bilgisi şu olsun. Bu da unique. Şifre 1-2-3-4-5 ünlem. Register. Bakın welcome Cihan Özen. Dikkat edin, logout göründü. Çünkü artık giriş yaptım ben buraya, değil mi? Logout'a tıkladığımda, yani aslında e-mail aktivasyonu falan yapılır profesyonel sistemlerde. Onu da başka zaman küçük bir uygulama olarak gösteririm. Ama burada kişi kayıt olduktan sonra hemen login oldu. Otomatik olarak login yaptı. Database'e gel. Aynı sorguyu gene çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın dikkat edin. Workzog kullanırken başına algoritmanın adını ekliyordu. Ama bunu da eklemiyor. Yani veri yapısı farklı. Algoritma farklı çünkü burada. Tamam. Cihan Özen, Cihan DeepLab.com. Tamamız burada. Çıkış yap. Login yap. Burada neden patladık? Login'i oluşturmadık. HTML. Login HTML'de yine gayet basit. Şunu da kapatalım. Burada da aslında şu register'ı görseniz bile copy paste yapsanız aynı olur. Tamam. Bak sadece e-mail'i alıyorsun. Yine form var. Şuralar aynı. Form içerisinde sadece login yönlendiriyorsun. Post olacak. E-mail bilgisi, name'i e-mail olacak. Password, input'un name'i password olacak. Ve buton var. Bu kadar basit. Yani şunu kopyala, yapıştır, editle, aynı. Şimdi aynı kullanıcı bilgisiyle giriş yapacağım. Bakın kayıt olmuştum zaten. Neydi? Şuydu. Şifrem de 1, 2, 3, 4, 5. Ama ünlem de vardı sonunda. Ben hatalı bilgi girdim. Bakın. Error password and email not match. Or denebilir burada. Doğrusu. Ama hatalı loginde bunu bana bildirdi. Tekrar giriyorum. Doğru bilgiyi giriyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 ünlem. Welcome Cihan Özen. Bakın gene logout. Logout yaptığında gene not login olarak geldi. Tabi logout'a tıkladıktan sonra onu örneğin login'e ya da ana sayfaya yönlendirme işlemi yaparsınız. Şuradaki link de değişir. Bunun görünmemesi gerekiyor. Bu kadar.
Sonra merak edilen konu, ben buraya admin işlemini nasıl eklerim? Yani web uygulama tarafında, yazılımda tabii başlangıçta bu anlaşılmayabiliyor. Ne kadar basit oldu. Acaba nasıl olacak? Orası sanki esrarengiz bir şeymiş gibi ama çok basit bir şey. Onu da yapalım. Admin nasıl eklenir? Çok basit. Tabii ben bazı arkadaşlara, bu arkadaşlar o linkleri grupta da paylaşırsa çok iyi olur. Backend tarafında çalışan arkadaşlara bazı YouTube linklerimi vermiştim. Orada mesela bir kullanıcı C# ve SQL Server'ı kullanarak yapmıştım. O database tasarımını ve uygulamayı ASP.NET teknolojisi falan kullanmıştım. Ama database tasarımında mesela yetkiler diye bir şey vardı. Kullanıcıların yetkileri. Onu grupla da paylaşırlarsa çok iyi olur. Öyle detaylı bir yetki alanı da yapılabilir. Bu çok basit bir şey. Ama biz daha basitini yapacağız işin temelini anlamak için. Öncelikle database'e geliyorum. Çünkü benim, şunu kapatayım. Benim database'e bu kullanıcının admin olup olmadığını belirtmem lazım. Bu da nedir? Users'e geldim. Alter table. Şurada bir alan daha açıyorum. Mesela is admin. En basit haliyle yapıyorum bunu. Yani birden fazla yetki olacaksa bu yetkiler diye bir tablo oluşturulur. O yetkiler tablosu içerisinde birden fazla yetki sıralanır. Hatta rol bazlı yapılabilir vesaire. Ama biz en basitini yapacağız. Basit bir yetki yapacaksınız. Burada gelip şuradan neyi seçeyim? Small int işimi görür. Tini mi? Tini de olabilir. Bu yin neredeydi? Evet, tini inti. Şimdi adam gibi seçtim. Bakın burada tini int seçtim. 0 ya da 1 değerlerini gireceğim ben buraya. Ve diyorum ki her kullanıcı, eğer ben bunu buna default bir değer vermezsem, her kullanıcı kayıt olurken buna değer göndermek zorunda kalırım. Uygulama tarafından. Şurada. Uygulamada bunu yapmak zorunda kalırım. Register alanında. O yüzden diyorum ki her seferinde ben uygulama tarafından buna bir değer göndermek yerine şurada default bir alan açarım. Derim ki is admin mi? Hayır tabii ki. Default'ta 0. Tamam. Bu tek tırnaklar içerisinde oluşturulacak burada. Bakın is admin yeni bir column ekliyor. Tiny int null default 0 after password. Apply. Bakın tek tırnaklar içerisinde oluşturdum. Şimdi sorgumu tekrar çalıştırdığımda bakın is admin Janos'tan admin miymiş? Değil. Bir. Ama ben testimi yapabilmek için bunu bir yapıyorum. Bundan sonra ekleyeceğim kullanıcı zaten sıfır olacak. Onu bu amaçla test edeceğim. Tamam, bunu ekledikten sonra şurada apply demeniz gerekiyor. Şuradan yaptıktan sonra ondan sonra insert update'i çalıştırır. Şurada olduğu gibi. Tamam burası. Ve şimdi öncelikle app'e gelelim. App içerisinde şöyle bir alan vardı. Bunu bir kullanalım. Neydi bu? Yapacağım işlem application.root şu admin linkini çalıştırsın. Methods ise ikisi de kullanılabilir burada.
Artık ben burada özgürüm. Yapacağım işlem gayet basit. Öncelikle burayı yapmadan önce kayıt login kısmına gelip, bakın şurada admin işlemi alanı koymuştum. Login değil. Diyorum ki bu kullanıcı zaten şurada select yıldız dediğimde bana bütün sütunları getiriyor ya, is admin'i de getirecek. O yüzden ben is admin'i şöyle alabilirim. Bunu da buraya atarım. Artık kullanıcı admin ise ya da değilse fark etmiyor. 0 ya da 1 olarak o bana gelecek. Tamam mı? Çünkü default değeri zaten var. Bu bana null gelemez. Bunu ben böyle tasarlamış oldum. Null gelme ihtimali yok. Her kullanıcı kaydolduğunda 0 default olarak eklenecek. Null yok. Ama ben onu değiştirirsem panelde, diyelim 1 yaparsam o admin olur. Her halükarda geliyor burası. Session'da var. Bu kullanıcı admin mi diye sorgulayacağım. Onu nasıl yaparım? Şurada çok basit anlamda session'ı kontrol et. Is admin mi? Mesela 0. Yapabileceğimiz en basit örnek bu arada bu işlemle alakalı. Render eğer admin 0 ise bu kullanıcının admin sayfasını görmeye yetkisi yoktur. On nokta HTML'i göster. Değilse kullanıcıya bu kişi admin'dir. Admin'i göster. Değil mi? Bu kadar basit. Admin sayfam yok. Artı benim home içerisinde bir şey daha ekleme. Hatta home'da değil, layout'ta ekleyebilirim onu. Layout'u açalım. Şuraya ekleyecektim değil mi? Söylemiştim. Şurada diyorum ki session name şu ise, yani bu kullanıcı giriş yaptıysa onun logout'u göster. Değilse login'i göster. Menü kısmında. Menü login ile register'ı göster. Ya da bir if açarım. Session is admin ise, true dönerse bu bana, o zaman admin linkini de göster. Bu link kısmını yönetecek. Bakın. Sadece menü kısmını yönetir. Yani şu sayfanın içerisinde de kontrol yapmanız gerekir. Çünkü kullanıcı buradan görmese bile linki, kendisi o linke girmeye çalışabilir doğrudan. Buna aslında OWASP güvenlik zafiyetlerinden bir tanesidir. Indirectional blah blah. O OWASP sunumumda bu da var mesela. Böyle yetki kontrolü yapılmayan zımbırtılar diyelim, linkler. Bunu yaptık. Şimdi admin sayfasını oluşturacağım. O template'i. Bu az önce düzenlediğim şey layout'un içindeydi bakın. Admin kontrolünü. Bu menüyü oluşturmak için yapıldı. Hatta çalıştıralım. O link yapısını da görün. Bakın şu an menüde herhangi bir şey yok. Benim normal kullanıcım, Cihan kullanıcısını admin yapmıştık, bir yapmıştık. Bir tane daha ekleyeceğim. Register'dan. Default olarak sıfır olacağı için admin olmayacak. Biliyoruz bunu. Ali olsun. Bu da şöyle bir kullanıcısı olsun. Şifre 1-2-3-4-5. Register. Bakın welcome Ali. Dikkat edin. Admin yok. Logout yapıyorum. Login. Cihan Özsen benim admin'imdi. Şifre 1-2-3-4-5 ünlemdi. Login. Çünkü o sayfayı, evet, non-type has no len. Nerede? In login.
Application içinde 30. Execute bla bla. Tamam. Cursors, dik cursor, e-mail filtresi oluştur. User'sa dışarıdan e-mail bilgisini al. User eşittir cur fetch one. Cursor'ı kapat. If len bla bla user sıfırdan büyükse. Hocam mail adresini yanlış yazdınız herhalde. Mail adresi mi? O şeydi, şuydu. Aa, bir dakika, bu değildi. Şuydu değil mi? Evet. Tamam, doğru. Şimdi doğruyu girdik. Bakın, welcome Cihan Özsan, admin. Sol alta bakarsanız admin linki görünüyor. Bu önceki kullanıcıda yoktu. Admin'de var. Tıkladığımda bu sayfayı yapmamıştık. Şimdi admin sayfasını göstereyim. Admin'de de şöyle. Genel yapı gene aynı. Layout'tan kalıtım alıyorum. Buralar hep admin'in title'ında. Welcome Reis, if session name, buralar normal kullanıcıda da aynı, fark etmiyor. Sadece şurası ekstra farklı, bilinçli olarak yaptım. Mesela, çünkü buraya normal kullanıcı girmemesi gerekiyor değil mi? Neden biliyorum giremeyeceğini? Çünkü is admin 0 ise zaten home'a gidecek. Admin sayfasını göremez. Bakın admin'e bir request yaptığınızda mesela get ya da post fark etmiyor burada. Ama bizim şu anki senaryomuzda get kontrolü yapılıyor. Admin'e geldiğinde is admin 0 ise bu doğrudan home'a gidecek zaten. Hatta bunu deneyelim. Mesela çıkış yapayım. Şu ama şey yapayım önce. Tamam, burayı kaydettik. Şimdi tekrar çalıştırayım. Flask run. Hatada ne gösteriyor bu arada? Sebebini biliyoruz ama bakın is admin boş. O kontrolleri yapmadık tabii ki. Hata değil, işte şunu yap, bunu yap vesaire gibi. Şurada mesela hatalı kullanıcımız neydi? Şu muydu? Hatalı demeyelim de normal kullanıcımız. Evet. Gianix Gmail. Bunun şifresi 1-2-3-4-5'ti. Login. Welcome Ali. Şuradan admin'e gidiyorum. Bakın gene menü görünmedi. Admin'e gitti. Kontrolünü yapmadık ama. Buralar hep admin'in. Bu görünüyor. Mesela şöyle olabilir. Şimdi buraya geldiğinizde örneğin bir kontrol de burada yapılabilir. UI tarafındaki kontrolden bahsediyorum. Bunu yapmak istiyorsanız. Örneğin if session içerisinde admin true ise admin. Dikkat edin çünkü biz şurada buraları admin'in yaptık ya, buralarda kontrol falan yapmadık. Bu application page içerisinde yapılır doğrudan. Ama UI tarafında da nasıl kontrol yapılacağını
göstermiş olayım. Else kısmı olmasın. And if yapayım sadece. Else gerek yok. Hatta şöyle olabilir bak. Bunu daha böyle anlamlı yapalım. Şurası admin panel yazsın. Şurada bunu mesela admin olma ihtimalinde yapalım. İşin mantığını anlatıyorum sadece. Yoksa hani buraya zaten admin olan birisi girebilir. Olmalı. Tamam mı? Yani giriyorsa da buraya zaten şunu görmesi gerekiyor. Ama işin kontrol kısmının nasıl yapıldığını göstermek için yapıyorum. Ondan sonra is admin is admin'de olarak hazır aslında. Birkaç tane bug var ama onlar da temel mantığı etkilemiyor. Hadi bakayım. Evet, not login. Login dediğimde benim kullanıcım şuydu. Kullanıcı girişi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 şifre bu. Admin görünüyor. Admin'e tıkladığımda welcome Reis, welcome Jonathan. Mesela. Ama mesela logout'u şöyle yapayım. Bu değil. Admin olmayan kullanıcımızı. Bunun da şifre şuydu. Burada görünmüyor. Admin'e geldiğimde admin'de de kontrol yapıyorum. Bakın admin paneli gösterdim. Ki göstermemem gerekiyor. Ama içerisinde bile istediğim kontrolü sağlayabiliyorum. Welcome Ali yazıyor mesela. Welcome Reis yazmıyor değil mi? Çünkü orada da kontroller yaptım. Ama normalde admin'e gönderdiğinde mesela kontrol yapacaksın. Ondan sonra oraya mesela redirect yapalım. Redirect 0 ise redirect URL for bunu login'e yönlendirelim. Buraya gelen veri şunu da ben bir yere yazdırayım. Session'daki bu bilgiyi. Onu da bir kontrol edelim. Bunun içerisinde tip olarak tutulmaz bu arada. Yani obje olarak tutulur. Session obje tipinde veri alır genel olarak. Çünkü birden fazla tip alabilir. Sınıf da atabilirsiniz içerisine. Bu genel olarak böyledir diyebilirim. Ne yapmıştık? Kullanıcı. Yetkisiz kullanıcı. Şuydu. Şifre bu. Sonra admin'e geliyorum. Ne göründü bana? Sıfır göründü. Sıfır ise ama ben login'e git dedim. Redirect login'e yönlendirmedi. Admin login login'e yönlendiriyor aslında. Yok, login'den girdim. Ondan sonra yönlendirmeyi yapmadım. Sıfır. Hocam,
Login'e yönlendirme yaptıktan sonra orada da bir session kontrolü yaptığınızda ana sayfa yönlendirmiş olabilir misiniz? Olabilir. Bakarım şimdi ona. Neredeydi dediğin yer? Yani aslında login sayfasında zaten orada bir kontrol yaptıysanız, yani bir session'da bir şey varsa login olmuştur mantığıyla ilerliyoruz ya, belki login'e gittiği anda session'da bir şey olduğu için otomatikman ana sayfa yönlendirmiş olabiliriz. Şimdi bir kontrol daha yapacağım. Şimdi şu şöyle olsun. O kontrolleri çok önemsemediğim için oralarda da hata yapmış olabiliriz. Bir hata tamamen veri tipiyle alakalı. Bakın şimdi oldu. Şu. Burayı string olarak kontrol ediyordum ya. Bunu integer olarak kontrol ettim. Doğrusu bu. Çünkü dikkat edin. Şurada neydi bunun tipi? Şuradaydı herhalde. Bakın tiny int. Buradaki tek tırnaklar sizi aldatmasın. Bu integer olarak tutuluyor. Tiny int. O yüzden kontrolü ben hata yaparak şurada tek tırnaklar içerisinde yaptığım için orayı işleyemedi, anlayamadı. Doğrudan da else düştü haliyle ve şurayı çalıştırıyordu. Ama ben bunu tek tırnaklara dönüştürdüm. Tamam, şunu da silebilirim artık. Hadi kalsın. Şu şekilde daha doğrusu. Ben bunu tek tırnakları çıkardım. Int'e dönüştürdüm. Artık kontrolü yapabiliyor. Sorun yok. Tekrar ediyorum son kez. Şimdi şuradan geleyim. Normal admin kullanıcısı. Tamam. Admin'i görüyorum. Welcome Reis. Logout yap. Login. Sonra şu benim kullanıcımdı. Normal kullanıcı. Burada login'i bakın. Admin yapıyorum. Gene login'e gidiyor. Admin'e istek ulaşamıyor bile. Yani ulaşıyor, kontrolden geri dönüyor. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bunu güçlendirmeniz gerekiyor. Yani kontroller yapacaksınız ekstra. Mesela ben hata kontrolleri bile yapmadım açıkçası. Yani bu örnekte olmaması gereken bir şey. Yoksa kafanız karışır. Ama siz bunu bozun, değiştirin. Orijinal dosyayı saklayın. Sonra bunun üzerinde yapısal değişiklikler yapın. Kendi tasarımlarınızı uygulayın. Mesela farklı tasarım uygulayın vesaire. Buraya kadar konumuz. Şimdi sorularınız varsa alayım. Yoksa ödev vereceğim. Bugünü bitirelim. Zaten 9 oldu. Ve hani güzelde bir örnekle bitirdik. Kafanızı karıştırmayın farklı konularla. Bununla kalsın. Bununla alakalı bir ödev çalışması vereyim. Onunla uğraşın. Anlaşıldı mı temel mantık? Hocam benim bir sorum olacaktı. Admin sorgusu kısmında. Admin mi sorgusu yaptık ya, hem backend'de hem UI kısmında. Normal real projelerimizde de iki kısımda da bu sorguyu yapmalı mıyız, yoksa sadece tek tarafta mı yapmalıyız? Sadece tek tarafta yapman yeterli. Sadece şu var. Bu ekstra yetkiyle alakalı bir şey. Mesela şu anki örnekteki gibi isadmin diye tek bir yöneticin olacaksa, tek bir tipin olacaksa yönetici tipi, şuna gerek yok. Şöyle bir UI kontrolüne gerek yok. Tamamen gereksiz. Ama mesela tek bir panel üzerinden sen birden fazla yetkiyi kontrol etmek istiyorsun. Isadmin ise şu UI'yi göster. Is örneğin author ise sadece yazarlık menülerini göstereceksen sadece onları göster. Ya da sadece düzenleme, silme yetkisi yapabiliyorsa mesela, ya da şöyle diyeyim.
bir e-ticaret sitesinde kategorileri düzenleme yetkisi vereceksin sadece. Sadece onları yapabilir olacak. Ondan sonra vesaire ya da web sitenin ayarlarıyla alakalı bir yönetici de olabiliyor. Web site ayarlarına odaklı sadece. O zaman onunla alakalı bir yetkin vardır, rolün vardır. Bu tür detaylı kontroller varsa o zaman bu yöntemleri kullanman gerekecek. Çünkü diyeceksin ki izadmin ise mesela menünün şu linkini göster. Ama iz moderatör ise o zaman diyelim ki o ileri seviye yönetimsel arayüzlere erişememesi gerekiyor. Onları göstermeyeceksin UI'da. Ha, sadece UI'da gösterip göstermemekle iş bitmediğini gösterdim az önce. O linke gittiğinde orada da kontrol yapacaksın. Asıl kontrol orada. Çünkü doğrudan o linki kullanıp erişmeye de çalışabilir. Senin göstermediğin linke. Bu nedenle bu tür detaylı rollerle yapacağın yönetimlerde birden fazla kontrol yapmak için şu yöntemleri kullanabilirsin. Ama dediğim gibi sadece izadmin varsa zaten bu kişinin ulaştığı sayfa admin sayfası. O zaman buna gerek yok. Ama her halükarda şuradaki action'da şu kontrolü yapmak zorundasınız. Bu kesin. Burası olacak. Anladım hocam. Bir de admin'in admin olduğunun yetkisini database'de verdik ya izadmin kısmına bir vererek. Bunun kendi kodlarımızda nasıl yapıyoruz peki normalde? Her zaman database'de yapılmıyor sanırım bu. Kendi kodlarımızda ne yapmak istiyorsun? Yani bir yetki vermek istiyorsak hani backend kısmında veya UI kısmında diyelim o kullanıcıya yetki ver demek istiyorum. Bunu bu kodların arasında nasıl yapabiliriz? Çok basit. Çok basit. Bak şu an mesela bu örnekle alakalı değil ama evet Sema, admin panelinde bunu yönetin. Bak şöyle database'de örnekleyeyim. Şimdi şurayı neredesin? Şu kısmı ben elle yönettim ya Nur. Bir yaptım, sıfır yaptım. Sen evet. Bunu admin panelinde yönetebilir hale getireceksin sadece. Yani update çalıştıracaksın. Çok çok ilkel bir şekilde göstereyim. Sadece işin mantığını. Mesela ne yapabilirim? Yani bu yapıya uygun değil ama basit anlamda göstereyim. Şunu copy paste yap. Yapıştır şöyle. Adı ne olabilir? Make admin. Ne alakaysa ama böyle bir isim verdik. Make admin. Şu bu sadece bir link üzerinden çalışır. Sadece posta ihtiyacı var. Şuralara gerek yok. Bunlara gerek var mı? Şuralara gerek yok. Çalıştırmayacağım bunu. Sadece basit anlamda göstereceğim şimdi mantığını. Buna gerek var mı? Olabilir. Şuna yok. Bir tanesi yeterli. Kör. Make admin. Tamam. Çok güzel bir şekilde yapıyorum. İşin mantığını anlatmak için. Int ID dediğimiz şey kullanıcının ID'si olsun. Ve şurası da
update users where IDC şu olan ne olsun? S olsun. Şuradan da diyelim ki ID'yi gönderelim. Ne? Hangi ID? Şu ID. Bunu URL'den aldığımı varsayıyorum ama formdan almam daha mantıklı. Ben bunu buradan değil, mesela formdan alayım. Bunu da şuradan. Şu da kalabilir aslında ama kalmasa da olur. Bu şekilde. Sonrasında da bu kullanıcının session'la ama yok. Bunu burada yapmamak gerekiyor. O kullanıcının session'ına erişip ondan sonra yapılabilir. Bu yanlış. Ama şöyle olabilir. Update users where ID şu. Bir tane butonum var. Nerede yapıyoruz bunu? Beni tasarıma sokmayın arkadaşlar ya. Daralıyorum tasarım tarafında. Şunu da yapmak için ne kadar uğraşıyorum ben. Orası patlıyor, buradan yapıyorum filan. Mesela admin ise bakın bu layout'ta mı? Evet. Layout. Şurayı mesela bir açılır menü yaptığını varsay. Ben yapmıyorum. Ama mesela admin ekle. Şöyle yaptın. Make admin. Make admin. Bunu böyle yaparsan ama şuradan bir sayfa oluşturup burayı get yapman gerekiyor. Değil mi? Orada bir liste yaptığını varsayalım. Ya da şöyle olur. Mesela user list. Users diye bir şey yaparsın. Tamam mı? Users listesini gösterirsin. Sonra da users listesinde users html diye bir sayfa yaparsın burada. Orada da her bir tanesinin yanında butonlar olur. Mesela make admin diye bir buton. Öyle bir template'im var mı benim? Listelenme. Yok. Onu şöyle ekleyeyim. Siz yaparsınız. Users HTML. Bunun da temeli şu olsun. Siliyorum burayı. Buraları doldurursunuz. Mesela users. User list. Burayı çalıştıracaksın. Get ile bunu yapabilirsin. O sayfayı açabilirsin. Pardon. Şimdi yaptığım örnekte bu gereksiz oldu. Tamam. Ama mesela layout'ta şu sayfayı açtığında o da nasıl olacak? Şöyle. Bu sayfaya sadece kimler erişebilir? Adminler. Onun kontrolünü de yapman lazım. Şurada yaptığımız gibi. Tamam mı? Admin 0 ise erişemez buraya. Hayır. Olmaz. Ama bu sayfaya geldiğinde eğer admin 0 değil 1 ise o zaman bu sayfayı görebilir. Tabii şunu da şöyle olacak. Users kısmında kullanıcıları listele. Tamam. Her bir kullanıcının yanında mesela bir örnek olarak make admin edit ve delete butonlarını çıkar. Bunları farklı örneklerde yaptık herhalde. Bu butonlar çıksın ve make admin'in action'ı
şu olacak. Tamam. Post yapacağız. Post yaparken de ilgili formdan, yani tasarladığın formdan ID bilgisini gönderebiliyor olman lazım. ID'yi gönderip o formdan, o zaman da ne yapman gerekiyor? Users listesinde arka planda ya da oluşturduğun listede ID'leri de gösterebilirsin. O ID'lerden alıp form içerisinde bunu post edebilirsin. Tabii saçma oldu burası ya. Update. Şöyle set. Ya. Neydi o? Admin. Bunu bir yapacaksın. Şöyle bir şey. Neyi? User ID'si şu olan. Isadmin'ini bir yap. Şimdi biraz daha anlaşıldı mı Nur? Evet hocam, anladım. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan? O zaman şu çalışmayı ekstra size araştırma ödevi, bu projeyle alakalı ödev olarak verelim. Bunu yapın. Bir de bir tane daha ödev. Burada da yapılacaklar. Kullanıcı kayıt olabilir. Kullanıcı login olabilir haliyle. Kayıt kısmında ad, soyad, username, password, username, email, password bilgisini almanız gerekiyor. Ad, soyad, username, email, password. That's okay. Also, cinsiyet. Genellikle is gender gibi bir şeyde tutulur. Dediğim gibi bu daha önce söylemiştim. Farklı şekilde tutulabilir. Şöyle kadın, erkek ya da boolean olarak, boolean olarak 0, 1 şeklinde tutulabiliyor. İstediğinizi kullanın. Kontrol olarak da, kontrol tipi olarak da radio button, radio button diyelim. Bunu kullanabilirsiniz. Yani günümüzde işte cinsel zımbırtılarla alakalı çok farklı şeyler olabiliyor. Yani cinsiyetimi bildirmek istemiyorum. Ya da kadın da değilim, erkek de değilim, işte kadınımsıyım, erkeğimsiyim falan gibi. Tonla farklı şey olabiliyor. Kadınım ama erkek gibi hissediyorum, erkeğim ama kadın gibi hissediyorum. Ama yani yıllardır kullandığımız yöntemler bunlardı. Ama günümüzde mesela sosyal sistemlere, ortamlara falan girerken, özellikle Amerikan menşeli sistemlerde bunu ya belirtmek istemiyorum gibi bir şey koyabiliyorlar ya da ekstra detay koyuyorlar. O detaylara girmeyeyim. Değişik değişik şeyler. Bunlar kullanılabilir. Login kısmını email, password ile, ama ek olarak kullanıcı, yani username, password ile de girişini yapın. UI kısmında bunu desteklemek zorunda değilsiniz. Sadece action kısmını yazın mesela. İkisinden birini kullanın yani. Database'de şurası unique olacak doğal olarak. E-mail'de, username'de unique'dir. Bu değişmez. İkisi de benzersiz olmalı. Aynı veriye sahip kayıt yapılamaması gerekiyor. Asıl mesele bu gibi düşünün.
makale, blok sistemi gibi. Bunların haricinde kategorileri yönetim panelinden bahsediyorum. Şöyle de yazayım. Yönetim paneli. Haliyle şurada zedmin gibi bir şey de tutmanız gerekiyor. Siz karar verin. Benim bahsettiğim örnekte mesela YouTube'daki o videolarımda daha detaylı database tasarımı var. Yetkiler falan oluşturabiliyorsunuz. Kategorileri ekle, güncelle, sil sayfaları ve actionları. Makale ya da blog, ikisi bu senaryoda aynı. Blog, bloglar, ekle, güncelle, sil. Kullanıcı profili, kullanıcılar, admin, kullanıcının profiline ekleme yapmaması gerekiyor. Kayıt olan kişi kendisi kaydolmalı. Ama güncelle mesela admin yap ya da yönetici yap. Siz detaylarına karar verin ama minimum admin yap olmalı. Ve güncellesi bir de banlamak. Banlamak. Bu da ne olur? İzlediğinin yanına bir de ne diyebiliriz buna? Is banned mi? Şöyle bir şey mi? Gene true false gibi. Aynen. Eğer banlı ise kullanıcı sisteme giriş yapamaması gerekiyor. Not. Banlanmış bir kullanıcı sisteme giriş yapamaz. Haliyle login'de bunu kontrol etmeniz gerekecek. Değil mi? Bu kadar. Database olarak da MySQL kullanın. Programlama dili Rust kullanın. Tamam. Şaka. Python olacak. UI kısmında isteyen geliştirebilir ama en temel olarak Bootstrap kullanma şartı var. İster sonrasında jQuery ekleyin, bilenler React ekleyebilir ya da JavaScript ile daha güzelleştirmek isteyen JavaScript ekleyebilir. Bunlar size kalmış. ORM kısmında ister SQL Alchemy ya da Connected mimari, yani şu örnekte yaptığımız gibi doğrudan sorguları içerisinde yazıp onu çalıştırma. İsteyen de SQL Alchemy pratiği amacıyla kullanabilir bunu. Başka sorusu olan? Hocam ben aslında şeyi sormak istiyorum. Hani e-mail authentication'dan bahsetmiştik ya. Burada kullanıcıya e-maili veri tabanı üzerinden mi gönderiyoruz? Yoksa backend'de Python üzerinden mi gönderiyoruz? E-mail aracı bir servis üzerinden gönderilir genellikle. E-mail gönderen servisler vardır. Onlarla entegre oluruz yazılımlarımızı. Çünkü e-mail gönderme olayı biraz sıkıntılıdır. Siz belli bir sayının üzerinde e-mail gönderirseniz spam'a düşersiniz. Ya da bloklanırsınız diyelim. Günlük e-mail gönderme limitleri falan vardır. Bu yüzden e-mail serverlar vardır. E-mail, profesyonel e-mail gönderme hizmeti veren entegre firmalar vardır.
Onlarla entegre oluruz. Onların API'lerini kullanarak göndeririz. Ya da biz Celery ile Celery diye bir tool var. Bu dağıtık bir şekilde, yani distributed bir altyapı oluşturarak aslında task scheduling yapan bir yazılım. Birincisi paralel olarak yapıyor bu işlemleri. Paralel programlama teknikleriyle. İkincisi scheduling yapıyor. Yani takvimlendirme yapabiliyorsunuz. Cron diyoruz bunları aslında yıllardır yazılımda. Mesela sunucu da diyelim çok uzun süren işlemler var ve belli zamanlarda tekrar etmesi gerekiyor. Her gün akşam şu saatlerde, haftada şu günlerin şu saatlerinde vesaire gibi. Bu veri tabanı yediği olabilir, herhangi bir işlem olabilir, hiç fark etmiyor. E-mail gönderme de bunlardan bir tanesi. Bunlarla, Celery gibi sistemlerle, open source yazılımlarla bunları bir queue üzerinden teknik olarak aslında liste diyelim. Bir liste oluşturuyorsunuz. Diyelim ki 1000 tane mail gönderecek. Ama bu 1000 maili aynı anda gönderemezsiniz. Bunu sıraya koymanız gerekiyor. Öncelik sırası, bilmem ne sırası vesaire, aciliyet sırası falan. Celery gibi oluşturduğumuz altyapılarla diyoruz ki mailleri göndermeye başla. O sırasıyla gönderiyor. Verdiğimiz listeden ya da sırasıyla verdiğimiz işi yapmaya başlıyor. Mesela database backup'ı alınacak. Tamam, ona bir kaynak ayırıyor, onu yapmaya başlıyor. O bitince diyelim bir şifreleme işi var. Ona kaynak ayırıyor, donanımsal kaynak. Ondan sonra bunları biz yapıyoruz aslında ama Celery bunu distributed queue olarak yapıyor. Queue dediğimizde aslında bu ilk giren son çıkar olayı var ya, LIFO FIFO olayları falan. Bunun gibi bir şey. Sen bir liste oluşturuyorsun, yapılacaklar listesi. Arka taraf, background jobs diyoruz biz bunlara. Cron da denebiliyor. Onları sırayla yapmasını sağlıyoruz. Belli zamanlarda olabiliyor ya da yapılacaklar listesi gibi oluyor. O arka tarafta onları çalıştırıyor gibi. Mail gönderme de biraz böyle. Çünkü aynı anda 10 bin tane maili gönderemezsiniz. Anladım hocam. Çünkü SQL Server'da sanırım otomatik gönderme, mail gönderme gibi bir şey planlayabiliyorduk. Job ekliyorduk. Oradan dediğiniz gibi bir öncelik sırasına koyarak gönderiyordu diye hatırladım. MySQL'de de acaba var mı onu merak etmiştim. Dediğin gibi database'de bunlar var. Profesyonel database'lerde. Scheduling de yapabiliyor. Takvimlendirme. Mesela database backup için özel detaylı sayfaları falan var. Arayüzleri. Ya da bir dediğin gibi cron job çalıştırılabiliyor. Hatta PowerShell'le ya da farklı kabuk programlama yöntemleriyle diyelim. Database içerisine sen bu takvimlendirmeyi yaparak iş atayabiliyorsun. O kendisi yapıyor ama aynı mantıkla yapıyor. Teşekkür ederim hocam, anladım. Celery ile ilgili aslında birkaç uygulama yapma niyetim de vardı. Planlarımda da vardı. Olabilir. Farklı projelerde dağıtık mimariler oluşturmak için kullandığım parçalardan bir tanesi diyelim. Siz de kendiniz araştırabilirsiniz. Mesela bir video işleme sistemi yapıyorum diyelim. Bu video işleme sisteminde videolar çok yüksek boyuta sahip ama düşük boyuta bile sahip olsa bunların dönüştürülmesi, örneğin A formatından B formatına dönüştürülmesi ya da içerisinden bilmem ne kadar fotoğraf alınması, screenshot gibi tonlu işlemler var. Bunları yapabilmek ciddi donanım kaynağı gerektiriyor. GPU vesaire. Aslında deep learning gibi bir şey. Deep learning'de de o şekilde gerekiyor. Bunları sen butona bastığın anda yapamıyorsun. Ya da dosyayı yüklediğin anda o dönüştürülmüyor arka tarafta. Senin donanımsal gücüne ve yazılımsal altyapına göre, kapasitenle sınırlı olmak üzere, bu birkaç dakikada sürebilir, yarım saat bile sürebilir. Bir dosyanın, bir video dosyasının işlenmesi. Çözünürlüğü ve dosyanın uzunluğu, boyutu ne kadar yüksekse, bu o kadar uzun sürebiliyor
işlemesi. Haliyle sen burada o işlemleri bir sıraya koyman gerekiyor. Mesela kullanıcı videolar yüklüyor diyelim. Bir tane birisi yüklüyor, öbürü iki tane yüklüyor. Aynı anda ne kadar kullanıcı dosya yüklüyorsa senin donanımsal altyapın o kadar güçlü olması gerekiyor. Bunu paralel bir şekilde yapman lazım. Hesaplamaları. Yani video işlemeleri paralel olarak yapman gerekiyor. Tek bir GPU ya da CPU üzerinde değil, aynı anda birden fazla, belki onlarca, belki daha fazla, projenin büyüklüğüne göre değişir, video işleme sunucuları olması gerekiyor. Ve burada da, bu da yeterli değil, donanımsal olarak, diyelim fiziksel dedicated server'a sahipsin ama içerisinde kaç tane core var işletim sisteminde. O her bir core için asenkron ya da paralel programlama teknikleriyle elindeki yapılacak işleri parçalara ayırıp parça parça yaptırabiliyorsun. Bu şekilde büyük projeleri yönetebiliyoruz. Bu deep learning'de de öyle mesela, aynı mantık. Hatta bunu Machine Learning as a Services seminerimde de anlatmıştım biraz. Kısa vakitte ama. Mesela normal text üzerinde metinsel işlemlerde ML algoritması çalıştırmak kolay. Basit bir şey aslında. Modeli geliştirdiğin sürece, hatta bir anlık olarak gelen istek sayısı çok yüksekse orada da bu senaryoları uygulaman gerekiyor ama çok yüksek değilse hiç sorun değil. Gönder request'ten gelen metini, hemen işleme tabi tutabilirsin mesela. Ama resim, video, ses dosyaları üzerinde deep learning algoritması çalıştıracaksan bunlar kısa zaman almayacak. Uzun sürecek şeyler. Onları yapabilmek için de bu bahsettiğimiz bütün işlemleri dağıtık, distributed bir hesaplamaya tabi tutman lazım. Gelen istekler queue'da tutulacak, listede tutulacak. Sen o listeden öncelik sırasına göre, kritiklik seviyesi ya da vesaire, buna göre oluşturduğun bir hesaplama yazılımına bunları sırayla göndereceksin. Birisi bittiğinde öbürü girecek sıraya. O bittiğinde diğeri girecek vesaire. Burada da öncelik sıralamasını birçok şeye göre yapabilirsin. Senin projenin hedeflemesine bağlı, mimarisine bağlı. Mesela müşterilerinden bir tanesi diyelim devlet sistemi ise ona yüksek öncelik vermek zorunda kalırsın. Çünkü devlet sever yani açıkçası. O yüzden ya da hem finansal, ticari hem de örneğin kritiklik seviyesine göre de seviyelendirebilirsin bu öncelik sıralamasını, queue sıralamasını. Örneğin 5 tane GPU'm var. Bunun 4 tanesini diyelim ki tabii ki gelen request toplamına göre değişir bu, yoğunluğuna göre değişir ama örneğin 5 tane GPU'yu sen yüksek kritiklik arz eden işleri yapmaya ayırabilirsin. Bir tanesini de yüksek olmayan sıradan kullanıcılar diye ayırabilirsin. Onlara öncelik tanımazsın. Onlarınki daha uzun sürer mesela. Şey gibi düşünelim. Ücretsiz kullandığın mesela Microsoft, Google, Amazon servisleri bu şekilde çalışır aslında. Sana ücretsiz veriyor ama sana en kaliteli altyapıyı sunmuyor. Arka taraftaki eski CPU'lar, GPU'lar, hard diskler üzerinden sana hizmet veriyor mesela. Çünkü sen ücretsiz kullanıyorsun. Ama en kaliteli hizmetleri tabii ki ücretlilere ya da en pahalı olanlara ayırıyor gibi düşünebiliriz. Başka soru? Bu arada kullanıcı, son olarak şunu söyleyeyim. Kullanıcı etkilendirme tarafı çok çok derin bir konu. Ben size en basit haliyle gösterdim. Bu hali doğru kullanılırsa işinizi görür. Ama benim projelerde kullandığım yöntemler daha ileri seviye tabii. Ama daha karmaşık. Onları anlatmayacağım bu nedenle. Anlatmak için çok farklı yazılım tecrübeleri gerekiyor. Profesyonel altyapı ama kullanılan teknikler de öyle.
O yüzden bu anlattığım yöntemle web uygulama projeleri geliştirebilirsiniz. Burada sorun yok. Ama ileri seviyeleri de var tabii ki. Ara ara farklı, mesela API tarafında bir yetkilendirme projesi oluşturup onun içerisinde birden fazla yetkilendirme tekniğini sırasıyla kullanarak anlatırım. Onlarda gene o konunun temelleri olacak. O da gene sizin işinizi görüyor olacak normal projelerde. İşin mantığını anlıyor olacaksınız. Evet. O zaman iyi akşamlar arkadaşlar.